Selamlar YouTube. En son zirve yolunda bırakmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi zirveye çıkacağız. Daha tam olarak şu an neredeyiz biz? Tam zirveye çıkmadan önce kim aradayız değil mi? Orada olmamız lazım. Evet. Buradan sonrası artık gece konaklaması ve zirve yolu, zirve alatı geliyor. Bu seride artık yukarı çıkınca fişekleri alacağım. Möz peşinde koşacağız. Ayıyı nasıl öldüreceğimizi öğrendik ama Möz hakkında bir fikrimiz yok. Filerigan'dan Möz kalırsa bir de kurt. Gerçi kurdu daha önce denedim. Kurda tek atmak daha zor bu arada. Ayıya bir şekilde hallediyoruz da. Kurt biraz daha sıkıntı yaratabiliyor. Ben burada konaklayayım hemen. Etim falan var dedim mi benim? Oo var var. Dolu. Böyle yapalım. Çiçeğim de var. Tamam. Şunlardan ye o zaman. Mason hoş geldin. Rukaten selam var. Eren hoş geldin sen de. İsabet konusunda mı derken? Evet. Ya şey olarak tek atma konusunda daha doğrusu. Hem de şimdi fiziksel olarak kurt daha küçük olduğu için ona biraz daha sıkıntı yaratabilir yani. Ha bu arada şu haberi söylemeyi unuttum ben size. Bunu kırarak açtık değil mi? Zaten aynen kovalarımız vermiyor. Suyumuz da var güzel. İçmemize gerek var mı? Yok. Hadi uyuyalım o zaman. Eve çıktım. Biliyorsunuz ki nişanlıyım ben. Oturacağımız eve erken çıktım. Bir dahaki yani bu ay bu evde son yayınım. Ekim ayı itibariyle yeni evde olacağım. Düğüne biraz daha var ama ben işte yavaş yavaş eşya alacağız falan filan. 3 artı 1 evde oturacağım. Artık 1 artı 1'lerden kurtuluyorum. Teşekkür ederim. Zubuk hoş geldin merhaba. Tabi kurtlar hem küçük hem hareketli ondan bahsediyoruz. Biraz daha zor kurması tabii ki de. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. O kondisyonu fulledik süper. İnternet konusuna geleceğiz tabii ki de. Yeni evde internet, Super Online, fiber kapıdan geçiyor ama apartmanda ADSL var. Benim de Super Online'da çocuklarla artık kanka olduğum için 1,5 ay ADSL'de kalacağım. 16 megabitte. Onda da 720 yayın açabilirim. 16 megabitte kalacağım. 1,5 ay sonra da fiber getiriyorum. Yani kapının önünden geçiyor çünkü gelmeme ihtimali yok. Telekom fiber var fakat Telekom kullanıcı fazla olduğu için fiber üyelik vermiyor. Zaten Telekom da istemiyorum. 1,5 ay ADSL'de takılacağız. İnternet var yani sıkıntı yok. 1,5 ay sonra fiber geliyor. Biliyorsunuz ben çıktığım her eve fiber internet getirdim. Öyle bir özelliğim var. Hiç fiber ağı olmayan yere dilekçeyle fiber internet getirdim. Yani bayağı internet en kötü internetti yani. Türk Telekom'un yabancı bir CEO'su var. Ona Twitter'dan DM atıp böyle hashtag meştek bir şeyler yapıp internet getirttim. Sonra evden çıktım. Buraya geldim. Burada da internet yoktu. Super Online getirttim. Fiber. Şimdi sıradaki hedefim yeni evim. İnşallah uzun yıllar orada kalırım artık. Yok yok yazmaya gerek yok. Benim arkadaşım var Super Online'dan. Kanka olduk çocukla. ADSL'le yayını yaparız. Yani 720 vermeye çalışırım. 720 veririz. Ucundan köşesinden de olsa. Veririz veririz. Benim özelliğim bu. Her yere fiber getiririm. Yani çıktığım hiçbir evde fiber yoktu. Hepsini ben getirdim. Özelliğe bak. Yenge yayına izin verecek mi? Ya şöyle zaten hemen elbette ki onda bir sıkıntı yok. Destekliyor sağ olsun. Zaten hemen pat diye beraber yaşamaya başlayamayacağız. Ben eve eşya için biraz erkenden çıkmak durumunda kaldım. Diyor ben de DM yazdım. Ekip gönderdi. Geldi baktı ekip. Devamı gelmedi. Bir daha yaz abi. Ben direkt bu sefer şey yazıp ikinci yazışımda nedir o? Ben buradan geçtim ya. Geçmedim değil mi? Çok muhabbeti daldım be.
Ben buradan geçtim mi geçmedim mi? İtalyan hoş geldin, merhaba. Bir daha yaz abi. Ben şubeyi şikayet ettim ikincisinde. Telekom şubesini şikayet ettim. İlgilenmiyorlar diye. Direkt şubeye mail gitmiş. Evet, oradan geçmişiz galiba ya. Dur bakayım. Emin olalım. Yo, geçmemişiz. İyi, doğru yoldayız. Güzel. Zirveye çıkıyoruz arkadaşlar. Bozkurt'un zirvesinin zirveden bir önceki alattayız. Cyber görüşürüz iyi geceler. Dibine kadar içtim. Gidenlere iyi geceler. Kalan uykusuzlar bizimle. Sonunda vardiyamın son günü bugündü. Bir sonraki yayınlar daha erken saatlerde olacak, merak etmeyin. Şimdi bu kısaca özet geçeyim arkadaşlar size, yeni gelenlere. Bu bir tam olarak yaşama, hani hayatta kalma değil de farklı şeyler denediğimiz bir seri olacak. Bu serinin amacı Flaygun silahı, yani şu elimde bulunan işaret fişeği tabancasını ayı öldürmeyi denedik. İki ayıya tek atmayı başardık kafasına isabet ettiğinde. Yani oktan bile daha iyi seviyede öldürüyor bu silah. Ayı savar adını taktım zaten ben buna bir önceki bölümde. Bir de benim bunu Möz'de denemem var. Möz'de deneyeceğiz. Kurt'ta deneyeceğiz. Bir şeyimiz zaten iki tane kaldı şimdi. Zirveye bu yüzden geldik zaten. Fişekleri alacağız. Bu şekilde deneysel bir challenge yapıyoruz. Hoş geldin İtalyan tekrardan. Evet evet. TLD yayının özellikle bu zaman bugüne sakladım zaten. Bir önceki yayında Walking Dead'in 3. sezonunu bitirdik. Son final sezonundayız artık. Onu da hafta sonu başlamayı düşünüyorum. Bir saat daha oyup çünkü zirve ipi uzun biliyorsunuz ki. Böyle halledelim. Böyle yani bendeki gelişmeler. Yani Ekim'den sonraki aylar da yayın kalitesi 1,5 ay falan düşük kalacak. Ondan sonra tekrar fibere geçeceğim. Direkt fiber bir eve çıkmak isterdim ama tuttuğum ev hem mühit olarak çok güzel hem de kira olarak uygun da tuttum. Biraz şanslıydım ya gerçekten bu konuda. İşte mesafe aradığın zaman bu silah bütün hayvanlara tek atabiliyor. Ama nasıl işte saydam nasıl? Ayıya şeyi öğrendik. Tekte yıkamasak da tek atışta oyun içi bir saatte öldürmeyi öğrendik. Kiralar inanılmaz uçtu. Yani bakın düzgün bir mahallede Aydın'da, Aydın'dan bahsediyorum. 2+1 100 metrekare diyeyim hadi. 2+1 maksimum 110 metrekare. Düzgün bir mahallede işte böyle bina yaşı 10 yılı geçmeyen bir bina şu an 2-200. Kira. 2-200. Yani inanılmaz arttı kiralar. Ben bunu okumam ya. Ben bunu boşuna yük ediyorum kendime. Artık yak. Doğalgaz, kanalizasyon, elektrik her şeye getirdin. Bir fiber kaldı getirtemedin. He, müstakil bölge ise tamam. Memdur. Müstakil bölge demen lazımdı. Müstakil bölgeye biraz zor getirebilirsin. Evet. Ben biraz şeyden yürüdüm Memdur. Fiber getirtirken. Öğrenci bölgesinde yaşıyordum. Öğrenci olarak ders çalışamıyoruz dedim. Ödevlerimizi yapamıyoruz falan dedim. Böyle salladım bir şeyler. Aslında yayın açıyorum. Birazcık öyle oldu evet. Gerçekten diyorum. Yani inanılmaz arttı kiralar ya. Biraz daha şehrin böyle biraz daha dışına çıkıyorsun. İşte kiralar 1,5 seviyelerine düşüyor. Ama düzgün bir mahallede 2'nin üzerinde benim tuttuğum daire 3+1 170 metrekare dubleks bir daire. Üst katı ben yayıncı odası yapacağım. Yayıncı çatısı yapacağım daha doğrusu.
Bayağı güzel, geniş bir yer. Büyütü de çok iyi. Normalde minimum 2500 lira olması lazım o evin kirasının ki 3'e de gider. Benim tuttuğum tutar 1750. Adam düzgün bir kiracı istiyormuş. Emlakçının tavsiyesine uymayıp Allah'tan yüksek bir fiyata koymamış. İlana 19.55'e koymuş. Ben 20.05'te aramışım adamı 10 dakika sonra. Benden önce 3 kişiyle konuşmuş abi. Artık siz hesap edin. Millet nasıl ev arıyor falan. Diğerleri fotoğraf falan istemiş. Fotoğrafları detaylı koyamamış. Ben direkt atladım daireye. Dedim ben görmeye geleceğim daireyi. Sabahın 8.30'unda gittim, daireyi gördüm ve 2 dakika içinde falan tuttum zaten. Hani ev o kadar iyiydi ki internet davasını çok sorun etmedim. Zaten mahalle mühit bir mahalle, düzgün bir mahalle olduğu için oradan mutlaka fiber geçtiğini de biliyordum. İlk kaptık. 1.750'yi kapattım. Şu anki evime ben 1.000 lira veriyorum zaten. 1 artı 1 kutu gibi eve. Yani çok çok iyi kapattım ya. 8 yıllık bir daire. Ha, birazcık 750 lira arttığı için zorlanacağım mı? Evet. Ama ev yok. Ev yok. Su da yokmuş. Dedi su diyorum. Et de doğru düzgün yokmuş. Neyse şu bitsin. Yarım saat. Ben şurada bir bitki çayı pişireyim. Sonra zirvemize çıkalım. Zirveye bu halat var. Oyundaki en uzun halatlardan bir tanesi. Senin 50 ayı challenge'ı ben de denedim. Son günde son ayı seni avladı. Kaç ayı vurdun peki toplamda? 110 metrekare 2 artı 1 değildir ya. 3 artı 1. Ya 2 artı 1 hani biraz daha böyle geniş evlerden bahsediyorum. 3 artı 1'ler de 2,5 düzgün mahallede. 3 artı 1 ise eğer. Hani 110 olması 100 metrekare olsun Eren. Fazla söyledim onu. Adam şeymiş ya. Zaten ben anladım, varlıklı bir adam. 8 daire var benim tuttuğum yerde. Şu pişerken az daha muhabbet edelim. Yanına hemen kendine bir triplex ev yaptırmış. Bahçesi falan var böyle gayet güzel. Ben direkt anladım zaten. Aynı kafamda kurduğum gibi adam varlıklı, parayla iş yok zaten. Düzgün memur istiyormuş da. Beni görünce bana verdi evi sağ olsun. Öyle yani. Minimum 2 demiş. 2'ye tuttur demiş. 1.750'ye bağladık. Ama gerçekten ev 2,5'a da rahat giderdi bu arada. Çok rahat giderdim. Ben Aydın'da oturuyorum. İstanbul Ayazağ'da 1 artı 1 3500 4000 lira. Şaka mı? İstanbul'da şey vardı ya. Bir tane görsel vardı. Oda bile değil. Yarım oda şeklinde 9 liraya veriyorlarmış kiraya. Bir tane yatak var. Duvara bakıyor. Belki görmüşsünüzdür internette. 1750 TP'nin TP'si. Yani çok iyi. Severim FP'nin. FP'nin dibine kadar kullanmayı severim. Adana'da şu an 2000 TL altında ev kalmadı. Araba evleri 2 istiyorlar. Ya emlak şeyden de patladı. Şimdi öğrenciler de üniversitelere geldi ya. Benim eski oturduğum daire biliyorsunuz, buzdolabı vardı ya arkada. Eski izleyiciler bilirler. O dairede ben 750 700 liraya oturuyordum. 750'ye çıkartmıştım. Adamı da şeyle tehdit ediyordum. Ben düzgün kiracı olduğum için çıkarım bak kira arttırma falan filan. 50 lira falan arttırmıştı bir kere. Şu an 1,5'a vermiş evi. Yani 2 katına vermiş. 1,5 da bir 6 ay önce falan vermiş. Şu an verse 2 olur da herhalde orası da. Ya inanılmaz saçma sapan fiyatlar oldu ya şu anda. Gerçekten çok kötüye gidiyoruz yani. Gülüyoruz, eğleniyoruz ama nereye kadar gidecek bu böyle? O geyik ya Sezgin abi. Yayıncılarda iyi kazanıyor geyik. Ya yayıncılar iyi kazanır da ben çok iyi kazanmıyorum. Tekte çıktık. Bytex merhaba. Burada hayvan tehlikesi yok ya, rahat rahat konuşabiliyoruz. 2023. Ben hatta şeyde zorladım bu arada. Baktım adam beni sevdi, tamam mı? Ya dedim.
Hiç dedim fiyat konuşmadık dedim. Bir şey yok mu dedim, şans böyle. Baktı bana, güldü falan. Nişanım da yanımdaydı. Yapacaktı biliyor musun? Emlakçı araya girmese tam böyle bir şey geliyordu adamın içinden. Ya dedi zaten, ama gerçekten emlakçı da haklı bu arada. Zaten dedi çok uygun ne veriyoruz dedi ya. Bilmem ne falan filan. Atladı hemen oradan. Tam böyle koparıyordum bir şeyler daha. Bozkurt'tan nasıl indirir? Daha değil. Biraz daha şu an takıl. Bu mağaraya bakmaya gerek. Burada bir ceset var. Bakarsın fişek çıkar ya. Bir bakayım ben. Belli de olmaz çünkü. Bozkurt'a ilk defa gündüz geldik bu arada. Hep gece gelirdik buraya. Palat var. Umurumuzda değil. Bu da alayım, yakarız orada. Antibiyotik alayım. Okey. Yani orada da biraz bir cimrilik, böyle bir gentil pintilik yapmaya çalıştık ama. Ustam. Böyle yani. Bendeki gelişmeler. TLD'ye güncelleme gelecek. Ekim ayı içinde bekliyorum ben. Yani Kasım'da kesin gelir de Ekim ayında inşallah yetişir. Şimdi buraya gelme sebebimiz 8 fişek demiştik. Bakalım kaç tane çıkacak. Tam 8 tane. Şöyle yapalım, bunu da alayım. %192. Eylemler, mermi boşalt. Şunu sallıyorum. Bir tane de gezelim. Bir tane yeter bize. 10 tane fişeğimiz var şu anda. Sağdan soldan da bazen çıkıyor bu arada. Burada bakacağız, merak etmeyin. Çakmağımızı alalım. Aa, çakmak çıktı bu arada güzel. Ne oluyor lan? Bu kadar almayayım, yeter. Mütecavız oynuyoruz değil mi? Bayağı iyi verdi de şaşırdım. O şırınga da verdi. Ben normal bir hayatta kalma modu oynasam bunu vermez biliyor musun? Vermez yani, imkansız. Muhammed hoş geldin, merhaba. Hadi şuradan başlayalım o zaman. Testlerimiz yüzde kaçtı acaba? Onları istemiyorum ya. Hadi bir tane bundan alayım. Erken çıktığım için çok vermiş olamaz. Öyle bir şey yok. O, iki tane testerem var. Süper. İstediğimiz gibi deşebiliriz bunları. Yok yok, fişek değil onlar. Kahve geldi. Bitki çayı geldi. Bitki çayı geldi. Güzel. Onlar şey, sprey. Bunlar sprey. Zeverut yapmayı özlemişiz ya. Gayet iyi, başarılı. Üst başta biraz şöyle bir kulaklık, ne bileyim, düzgün bir parka falan olmaz. Onu alayım. Sağlam kayak ceketi alayım. Kulaklığı ver de, güzel. Kulaklığı vermesi iyi oldu. Sağlam kayak ceketi var. Şu daha iyi o zaman. Şunu atabilirsin. Bu var zaten bende. Bu da varmış ama biraz hasarlanmış. Şunu giyelim. Bunu atalım. Devam. İzci botu. Güzel. İzci botu severim abi. Bunu at gitsin. İzci botu daha iyidir. Deparı az kesiyor. Bir yere deparı çok kesiyor. %7 oranında daha fazla. %10 kesiyor. Spor çorabını atalım. Bunu giyelim. Gayet güzel. Hoştur. Aldım yün çorabı.
Aldım aldım. Gıdaları çok çıkmıyor zaten. Alırım. Gazoz içeriz. Biraz az konteyner mi geldi bana? Az ama öz geldi galiba, değil mi? Burada normalde bir konteyner daha oluyordu. Bunu kırsak şey çıkıyordu. Bir saat. Burada şey var ya. Aa, alet şey gibi yok bu arada. Evet. Bunu da ilk defa görüyorum. Alet konteyneri yok. Eksik var abi. Kim çaldı bu konteyneri? Bayağı yok. Şurada bir tane olması gerekiyordu. Yok. İşlik de mi çıkmadı? Evet, işlik de çıkmamış. Bu farklı bir şey oldu ya. Garip. Garip değil mi? Büyüteç varmış. Ya abi, ne büyüteci? Çakmağım. Aa, çakmağım azmış. İyi, yak hadi büyüteçle. Şöyle yak. Uçağın içinden büyüteçle şey yapıyoruz. Aşağıdakilerin derken. Ha, aşağıdaki lootlarım yok. Hepsini almadım henüz. Şey vermedim. Normalde de burada hızlandırıcı falan oluyordu. Onu dışarıda verdi. Garip bir loot değil mi ya bu? Daha önce bu şekilde denk geldi mi hatırlamıyorum valla. Keşif modu zaten çıkmıyor da. Mütecavız ya bu. Garip bir save. Bilemedim. Merakımdan bakıyorum ha. Onları ben bırakmışım zaten de. Hipotermi lağası, hoş geldin, merhaba. Evet, garip bir loot'tu. Şunu da bakalım. Geceyi de burada geçiririz. Hem dışarıda kalmış oluruz bir gece. İlginç. Dolabın üstündekinden bir şey çıkacağını hiç sanmıyorum ya. Zaten vaktim var, kırarım da. Çıkmaz oradan bir şey. Şurada su yapayım biraz. Domates çorbası içmeyek mi ya? Emin olalım yanmayacağına. Bundan bir şey çıkmaz abi. Wow.
Bir alamet geldi. Ne oldu? Zirvede olduğumuzu hissettik şu anda. Möz öldürmeyi deneyeceğim. 10 tane fişeğim var. Bu bölümde möz öldüreceğiz inşallah bulabilirsek. Ararız şimdi 10 gün, 20 gün. Soğuk diyor ama yalan, sıcak o. Son anda aldım bundan. Luffy hoş geldin. Çıkmıyor, çıkmıyor. Bunu da deneyeceğim. İçimde kalır. Hepsini kırmam lazım. Çünkü ilk defa böyle bir garip bir buluta geldim. Yani garip bir loot'tu ya. Nasıl değerlendirsek? Dışarıda normalde burada konteyner eksik. Alet konteyneri çıkmadı. İçlik falan vermedi. Dışarıdaki kutular farklı falan. İlginç bir save. Say my name. Powered, hoş geldin, merhaba. Boş çıktı diyelim. Ama şey ya, 8 tane fişeğimizi aldık. İlk yardım şırıngamızı aldık şuradan. Kulaklık verdi bir tane. Yün çorap verdi. İzci botu verdi. Böyle. Çok kötü olanları onaralım hemen. Nasıl ya? Teşekkürler, hoş geldin. Kolsuzsun, kolsuz. Allah kahretsin. Yorgun ya şu an, iyice abarttı. Ben gece şu köşede geçiririm. Keyfime bakarım. Bunlar böyle şey olsun burada. Kötü kötü yiyeceklerden ne var? Şunlar var, şunlar var. Konserve şeftalileri yiyelim. Hepsini birden yiyeyim. Üzerine bir tane de zirve gazozu. Zirvede zirve gazozu içilir. Fişek 10 tane fişeğim var şu anda. Burnumdaki cesette fişek var. Alta inerken bakacağım o cesete. Bakacağız. İnşallah vardır. İç bir tane daha hadi. Benden olsun bu da. Herhalde sönmez şey. Ateş. Bazen taşımayacağım. Şöyle atayım gitsin. Çorbayı da asıt şöyle. Tamam. Şimdi. Switch. Bakalım güne. 3 saat daha uyu. Sonra topuk. The Walking Dead 3. sezonu bitirdik. 4. final sezonuna başlayacağız. Neyse ben de onarıma yaparım. Onarım yaparım be. Şimdi dinlendin. Karnın tok, kondisyonu full. Artık şu bereyi dik. Yeter yani. Sağ ol, teşekkürler. Zahmet oldu.
kumaş. Zavli hoş geldin, merhaba. 50 ay serisi neden bitti? Çünkü 50 ay yapamadık. 50 ay yapmak için bu filerganı kullanmak gerekiyormuş. Yani öğrendiniz değil mi? Bu filerigan silahını alıp ayılara böyle tek atıp atıp ondan sonra tavacana gitmen gerekiyor. Yani onun mantığı ancak o şekilde. İminoğlu selamlar, hoş geldin. Birazcık yorgunluk var arkadaşlar. İşten bugün biraz yoğun çalıştık. Onun verdiği bir vücut ağrısı var. Koltuğun verdiği bir bel ağrısı var. O yüzden bir tık rahatsız hissediyorum kendimi de. Hepsini içme de ısınma bonus alalım. Okey, gitme vakti geldi. Bunları da at. Şu an hiç fena değiliz. İki tane testeren vardı. Tekini at. 55'liği at. Bunu at. Ben şöyle. Möz vurulmadık. Möz'e şimdi bakacağız. Möz'e yeni bakacağız. Biz. Torbamı içeyim gideyim ben. Misler gibi. Çok da güzel verdi. Hadi bakalım. Zirveden nasıl inilir? Akçaa şurubu mu? Palorit mi? Akçaa şurubu. Ağırlığı azaltmamın yolu var mı? Aa, varmış. Şu eti ye ya. Hadi gidelim. Anında zirveden inilir. Her türlü. Halı kilim paspas yolu kenarı. Yarım kilo konserve mi var? Evet, onları gömmek lazım. Yarım kilo konserve mi olur ya? Ne konservesin sen? Kafamı yardım lan. Şimdi şuradaki konteynerlere bakacağım bu arada. Sıkıntımız biraz kurtlar olacak. Çünkü kurtlara fişek atmıyorum şu anda. Fişeğim az zaten. Tavşanı kemiriyor. Sen kemir tavşanını, ben sana karışmayacağım. Ben şuradaki lootuma bakıp gideceğim. Tabii canım, bunu yeni mi görüyorsunuz? Zirveden böyle inilir. Biz normal yoldan hiç inmedik ki zirveden. Ben yayıncılığa başladığımdan beri böyle iniyorum. Konteyner var mı? Darlando, teşekkürler, biraz geç geldi ama olsun. Demediğim için biraz öyle oldu değil mi? Bir yeni tişört ne arıyor lan sende? Buradakine baksak mı? Ya da boş ver ya. Ben direkt möz bakayım değil mi? Möz %99 denk gelecek bize bu arada. Hissediyorum. Hoplaya hoplaya in bakalım. Anında zirveden inilir.
Mert, tebrik ederim. Genti Show ödülünü bu akşamlık sana veriyorum. Bir sonraki seride daha içinden başlar filigranı alıp alta yerleder okları hazırlarsın. Onu yapmaya becerim kalırsa yaparım Hüseyin Bey. İsteğim olursa yapacağım. Kendimce bir rota belirleyip deneyeceğim. Zaten ön hazırlığı gibi bir şey şu an bu. Kafayı taktığım şeylerden bir tanesi. 50 günde 50 ayı. Soğuk mu burası? Sıcak, güzel. Okey, şurada bir saat uyuyayım ben. Sonra möz bakmaya gideceğim. İnşallah rüzgar geçer. Geçti. Çıkma. Fırtına çıkma. Şöyle yapalım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olamaz ya. İyi, hoş geldin, merhaba. Testere'de de işim yok. O kalsın. Aa, tek tek koyuyor. Uğraşamam. Tamam, 21 kiloya düştüm. Kilom milom yerinde şu anda. Möz bakacağız. Şimdi burada iki tane möz spam noktası var ya, ben burada takılacağım o yüzden. Ya arkada çıkacak ya burada çıkacak. O mözü öldüreceğiz biz bu filiganla. Boş kutu yok ki bende. Kırarak yediğim için boş kutu olmuyor. Bence möz şu arkada çıkacak bu arada. Burada değil de. Möz'le karşı karşıya gelirsem panik bir atış yaparım bu arada. Var mısın Möz? Var mısın, yok musun? Yoksun. Olsan şu an tepinirdin zaten. Yok. Hemen arkaya bakalım. Hava da güzelken. Şu an rüzgarlı ama bakmayın, hava sıcaklığı gayet yerinde. Fişekte tavşan vurmam var. Denerim fişek kalırsam. Will McKenzie'ye hoş geldin. Tamurak selam var. Bu yeni abone rozetimiz, yapmayı düşündüğüm rozet Samurok'un şu an abone rozeti, birinci aylık rozet belli olmuyor ya maalesef. Bir daha bakıyorum alıcı gözle de. Orası möz bölgesi, möz çıkıyor orada. Ne oldu, hoş geldin, merhaba. Şuradan gideceğim ben ya, kurt pusu yemek istemiyorum. Diğer tarafta da çıkıyor, burada da çıkıyor. Diğer taraf tabii daha şey, olası. Ben gizli, merhaba. Geldi mi kurt pususu? Hayır. Zaman kaybettirme bana ya. Kurt üzerime geliyor şu anda. YouTube'a gelecek tabii ki de. Tabii ki de gelecek. Ama sen buradan izle. Mavuk. Mavuk yapma bunu, Mavuk. Mavuk yapma, Mavuk. Güzel yedirdin, aferin. İşte bak, pusu beklerken yapınca biraz şey oluyor. Ufaktan bir gördün mü lan beni? Möz var mı? Bilemiyorum.
Yem attım. Möz var mı? Möz var mı? Möz var mı? Yok. Galiba yok. Burak hoş geldin, merhaba. ₺5000'ye TLD oynayabileceğin laptop tabii ki de alabilirsin. Çok güncel oyunları, bütün oyunları kaldırmasa da alabileceğin laptoplar var. Öneri yapar mısın dersen yapamam. Ama vardır mutlaka. Bedbo hoş geldin, merhaba. Yayınları izlemek için televizyon aldım. Masraflı yayın işte. Akıllı televizyon mu aldım? Bu arada ben de bir televizyon alacağım. Şimdi malum ev eşyası almaya başlayacağım. Buna bakmıştık. Yani şu an istediğim özellikler öncelikle televizyon, akıllı televizyon olarak kullanacağım için bende şey var. LG Vepos var bir tane. 32 inç bir, bekarken takıldığım bir televizyon vardı. LG'nin yenisini almayı düşünüyordum ama uygulama mağazası olarak Samsung daha gelişmiş şu anda. Aldığım duyumlardan kaynaklı olarak. Samsung Android bir şey almak istiyorum. Çünkü LG Android değil. Kendi bir işletim şeyi var, onun sistemi var. Acaba adam hoş geldin. Samsung düşünüyorum ben de. Yani şöyle bir, ne kadar ortalama fiyatları? Büyük bir televizyon istiyorum. Babenk biz oho, möz arıyoruz da bulamadık daha. Yok. İki möz bölgesine de baktım, möz yok. Sen yokken bunların hepsini hallettik. 8 fişeğimizi aldık. 5K mı? 4000 mi? Fazladır arkadaşlar 4000'den. 55 inç istiyorum ben. Çünkü salonum, yeni çıkacağım evde salon büyük. İzleyeceğim mesafe bayağı geniş. Ve artık küçücük televizyon izlemekten bıktım. Minimum bir 55 inç istiyorum. Ayı var. Bu sefer de saldırısız deneyeceğim, tamam mı? Bak bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Vuruş yapacağım. Ayı beni fark etmesin. Oho, biz neler konuştuk babayız. Kazan kaynatan hoş geldin. Bak televizyon önerisini açayım. Ben televizyon daha bakmadım net olarak. Ha, ayı takıldı mı orada? Aa, tam sıkmaya karar vermiştim. Hareket etti. Çok kötü bir atıştı. Çok kötü bir atıştı. Biraz daha havaya sıkmam gerekiyordu ya. Bir fişek GG. Lucky hoş geldin. Yediğin için çok teşekkür ederim. Merhaba. Lock alt çizgi Lucky Gentleman geldi. Ben selamlar. Dediğim gibi 32 inç bir tane LG televizyonum var. Vepos. Android'e dönüyorum ben de. Ev kurda var 5K ya. 4K destekli. Android Box istemiyorum ya. Ya şu mağaraya gideceğim, kalmaya da orada da ayı var. Evet bayağı bir yere düştü ya. Neyse tecrübe oldu. Mözü vururken yukarı çıkarız bayağı bir. Yok yok, kavis almam. Benim arkadaşım da var mağdur. Körü TV'ler iyi değil. Abi resmen pusat oraya ya şu. Şu geyiği yer misin acaba sen? Geyik nasıl kaçıyor? Anladı herhalde.
Samsung 7 serilerden. 7 serisi yeni seri mi? O kurt bana orada rahat vermeyecek, belli oldu. Ya ille de öldürmem lazım onu ya. Şu uzaktan geçsem tetiklenir mi acaba? 7 serisi 55 inç Samsung bir televizyon alacağım. 5K mı diyorsunuz siz şimdi? Mutlak Monaş'a hoş geldin, merhaba. İyi, galiba tetiklenmedi bana, güzel. Arada bir möz yoklayacağım buradan. Yok yok, kavisli olan hiç girmem abi. Ben de onu diyorum, 5K şaşırttı beni yani. 5K 5K ise iyi. Abi her şey çok pahalı ya. Yani daha da pahalanmaması için işte bir eve çıktım. Şimdi yeni gelenlere de söyleyeyim. Ekim ayı itibariyle o evde oturmaya başlayacağım. O da çok şey bir evdi yani. Kaçırılmaması gereken bir evdi. Eşyalar da artık almaya başlayacağım da. Her şey ateş pahası abi. Samsung 7 seri 4K Ultra HD güncel fiyatı 6264 TL bad boy. Okey. Davli evin, benim çıkmak istediğim evin kiraları 2.5 civarıydı. Biraz daha şehrin dışından baktım. 1500'e gittiğim evler çok küçüktü. 2+1 80-75 metrekare ev yapmışlar, berbattı. Yani bu hem istediğim yerde hem istediğim şekilde dubleks 3+1 eve çıktım. Şimdi 1750 kirası var ve bedavaya çıktım resmen. Gerçekten bedavaya çıktım. 170 metrekare ev. Kaçırmaması gereken bir ev buldum. Ev sahibi, dediğim gibi anlattım işte olayları, biliyorsunuz. Şanslıydım. Yayını nasıl etkileyecek? İlk başta bir buçuk aylık sürede ADSL kullanacağım. Sonra fiber kapının önünden geçiyor zaten, binaya çektireceğim. Kira konusunda şanslıydım. Şu an 1+1'e 1000 lira veriyordum zaten. 1750'ye 3+1'e dubleks bir evde oturacağım yani. İşte 3 tuvaleti var, 2 balkonu var, geniş. Güzel yani, bayağı iyi. Babanks, arabamı satıyorum ya. Param yok maalesef de. Araba gidecek abi. Araba cici oldu artık. Daha sonra alırım başka. Tek birikim arabam. İstanbul'da öyle evi 15-20 bin liraya silah zoruyla anca alırsın, 2000'le. Abi Aydın'da, yani Aydın'da şu anda bu evin ederi 2.5 minimum, 3K'ya rahat gider yani, 3K'ya da gider. Teşekkür ederim arkadaşlar. İstanbul'da yaşamak zor, biliyorum, evet, maalesef. Zaman geçirsek bu mözün ertesi gün bakalım. Bu möz akşam saatinde gelmez herhalde. Şimdi kurda tetiklemek istemiyorum. Ben ertesi gün bakayım bu möze. Zaman geçirdim ya. Be kulaklarım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hangi şehir dedi, yeni geldin? Aydın'la. Aydın Efelal'de, merkezdeyim ben. Bobanks 109. Yani bakalım inşallah. ...2021 model. 2011 model arabam.
Gece soğuk olmaz umarım. 5 tane kömür aldım çünkü çok kömür almadım. Olmayacak herhalde. Güzel, beni üzmeyecek. Bunları yağ. Bir tanesini yeşim. Marka modeli söylemeyeyim. Soğuk oluyormuş, donuyormuşuz, alt yapayım. Tehlikeli saatlerde uyanalım. Yusuf hoş geldin. Nasıl biliyorum ama tehlikeli saatleri? Birazdan daha da düşecek. Abi arabanın fiyatını söyledim. Marka modelini ne yapacaksın? O fiyatta ne arabası var abi? Araba yok ki. Yani 2000, benim arkadaşım aldı yeni 2005, aynen 2005 Clio aldı. Hatchback 65 bin lira verdi. Ve iyi aldım diyor. Yani 70 bin lira falan normalde. Bir tane de arkadaşım aldı. 2001 model Peugeot 206 aldı. 55 bin liraya, 5 bin lira masraf yaptı. Araba 60 bin liraya geldi. Yani berbat fiyat. Araba şu an piyasası çok kötü yani. Berbat. Çöp araçlar atmış galiba, evet abi, maalesef. İkinci ayda Opel Vectra aldın, 2000 model 65 bin lira. Ben şimdi şeyi düşünüyorum zaten, kazan kaynatan. Ben şimdi bu arabayı satacağım mecburen. Geri nasıl alacağım abi bir araba yani? Burada da arabasız olmuyor. Bakacağız artık ya, bilmiyorum. Selimi, derin konulara girersek çıkamayız. İşte biliyorsunuz durumları. Malum konular. Malum konular abi, maalesef malum konular. Hadi Möz bakalım. Biz Möz'ümüze bakalım. İkinci el arabaya ihtiyacım var ama şu an piyasada alamıyorum. Geçen yıl 55 sattım. 130 alamıyorsun. Babanks tamam. Yazayım ben sana. Ben sana direkt ilan atayım Babanks. Puslu havada yok, yok yok, kurt var. Kurt var, kurt var, kurt var. Möz de yok zaten. Biraz daha oyalanalım şuradan. Arabayı söylemeyeyim ya. 100 bin liralık, 110 bin liralık bir araba. Şimdi biliyorsunuz ki ilandan milandan bulursunuz, bulursunuz. Oradan sonra ilan ifşa olur, yazılır, mazılır, mesaj, boş mesajlar falan. Uğraştırmayın beni lütfen. Ağlanacak halimize gülüyoruz işte. Özeti bu. Ünlü olmak zor iş. Ayı. Öldüremediğim ayı var. Sen niye geldin lan? Ayı. Möz yok muydu? Kurt da var, ayı da var. Bir de möz eksik ya. Ben bu manzarayı bir yerden hatırlıyorum. Bu üçlünün birleşmesi kötü oluyor. Daha önce üçü bir yerde aldım. Sağ ol, teşekkürler. Şu an almayayım. Möz bekleyeceğim ben burada. Çıkıyor kazan kaynatan. Benim chatte bile yani. Burada kaç? 50 izleniyoruz. Çıkıyor ya. Maalesef.
Volkswagen Polo. Volkswagen Polo'm eskiden vardı Ali Burak, hoş geldin. Mesela Volkswagen Polo 2011 model vardı bende. 46 bin liraya almıştım. Biraz masraf yaptım işte 1000 lira falan. Arkadaşım araba bulamıyor diye ben de o arada paraya sıkıştım. 48 bin liraya sattım. Şu an araba 115 bin lira falandır minimum. Şey, adam mıdır? Abi sen de yani nasıl... Tam zengin düğün yapmışsındır ya. 100K 100K dolar ne abi? Ama senin zamanında dolar tabi 1 lira falandı değil mi? Şimdi 100K dolar deyip böyle gözümüzü büyütme yani. Dolar kaçtı o zaman? Düğünü bahar düşünüyoruz ya, baharda. Ama biraz nikah erken yapacağım. Allah Allah. Ya sizce burada oturup bekleyelim mi biraz daha, yoksa şey mi yapalım ya? Seyahat ederek mi öz bakalım? Ne yapalım? Hangisi daha çok ihtimal arttırır? Tatlıvade'ye geçeceğiz. Tatlıvade mi öz alanına da baksam, burada çıkma olasılığı daha yüksek sanki. En iyisi baba parası. Olamadı ki şöyle aileden zengin değil mi? Hasır otu çıkmıyor. Mantar fidan çıkıyor. Belli bir gün sonra, yani oyundaki ikinci yılını devirirsen çıkıyor. Böyle bir veri bulamazsın ama ben çıktığını söyleyebilirim sana. 10 senede zor çıktın. Kazan kanka, sen ne yaptın acaba? Dolar 1 lira civarıydı ama mesela ekmekte 15 kuruştu. Baba öyle diyorsun, 100K dolar deme o zaman. 100 bin lira harcadım de bize. Burada böyle şey yapma yani. Şimdi senin yaşına bilmeyen arkadaş, oha 100K dolar harcamış adam, yuh falan diyebilir yani, anladın mı? Tamam, mağarada bir şekilde idare edebiliyoruz. Biraz daha burada kalalım. 100K TL çok değil. Çok olmadığını bilmiyorum, işin içinde misin ama streak zamanı gelince anlarsın. Her şey çok pahalı. Ya bulamazsın ki başka bir şey. Gençler de evlilikten vazgeçeceğiz şimdi. Arkadaşlar şeyi zorlamayın. Aracın ne? İşte soy ismin bu mu falan. Tamam Bomex, tamam. Takılmıyorum, tamam. Bir gün daha bekleyeceğim burada. Ertesi güne gelmezse gidelim mi artık? Zaten şey de olmayacak. Kaynak da tükenmiş olacak artık. Gerçi 2 günlük daha kaynak çıkartabilirim ama. Zorlasam mı acaba? Biraz daha zaman geçirmem lazım. Bitki çayı içelim. Bilim.
Healer geliyor. 9. ele geliyor. Healer çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Çok sağ ol. 9. ayın için. Teşekkürler. The Healer 17 Gentleman geldi. Bunu içmeye gerek yok. Bitki çayı biraz daha içebilirim. Uyusam şeyi kurtarır mı? Biraz daha zaman geçireceğiz. İyi hava, güzel derecelerde. Şimdi içebiliriz. Bad boy, baban seni buradan izleyemez herhalde ya. Babana sesleniyorsun ama. Şunu tüketelim. Gider, hoş geldin tekrardan. Teşekkürler. Birazcık üşüyerek kalkabiliriz belki fırtına çıkarsa. Güzel. Güzel. Çok iyi. Kurtarır. Bozkurt yoruyor da tatlı vadede daha çok yoracak. Bir şey deneyecektim ya. Şimdi bu yarım kilo 450 kalori, tamam, ben bunu kırıyorum. Evet. Beklediğim şeye geldi. Ya bu da çok uç bir bilgi ama bu yiyecekleri taşıyacaksanız ve kırarak açmak zorundaysanız kırdıktan sonra taşıyın ki 200 gram daha şey oluyor. Az taşımış oluyorsun. Konservelerim var. Kıra kıra devam et. Şafak izler mi ki üniversiteden bizim yayınları? Hiç sanmıyorum. Ha, para istemek için belki izleyebilir, evet. Babam kesin buradadır diye. Doğru, mantıklı. Kahve yapayım bari, su yapayım biraz. Konserve açtıktan sonra daha çabuk bozulma gibi bir şey var mı? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Belki olabilir. Yani mantıken olması lazım. O zaman da evet, belki bozulmayı tetikleyeceği için hemen tüketmeyeceksen açmayacaksın o zaman. Takip etmek lazım ya. Bunlar kimsenin böyle bir yerde yazabileceği şeyler değil. Senin tecrübenle yaşayabileceğin şeyler. Konserve pişmanlıktır. Yiyeceğin geçeceğin değil mi bunu? En temizi. Aa, fırtına yeter.
Kulakları mahvetti. Suyu içtik çünkü. Abi geçmiyor. Geç artık. Pişirme seviyesi atlattım burada yeter. Şükür. Geçeceğim mi artık? Oh be. Otuz kaya topaş. Otuz kaya bulabilirsem iyi damlaya. Deneye 40K olur onlar. Ya bunlar olacak. Vallahi benim de başım şişti ya. Yeter artık fırtına. Bad Boy sen böyle bir çocuk değildin ya. Niye böyle oldun? Yani eskiden beri izliyordun bizi. Niye böyle bir toksik hareketler sergiliyorsun? Ha? Dur ısı bonusu alayım. Bunu yemem. Neyse ya gitsin. Uzaklarda bir ayıymış be. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama ayı görüyorum ben şu anda. Hadi Möz lütfen gel artık ya. Şöyle planım var ama gel bakalım. Ne fırtınaymış abi kulaklarım sağır oldu ya. Şöyle bir planım var. Kurdu geyiğe korkutacağım. Ayıyı da kurdun üstüne salacağım. Nasıl olacak bilmiyorum. Ya da şöyle bir şey yapayım. Bu salak buraya çıkamaz herhalde. Ne yapacaksın mal? Burada durup beni mi bekleyeceksin? Ana nasıl kaçıyor lan? Möz çıkmıyor. Evet bir av izliyoruz. Geyik kaçıyor. Kurt kovalıyor. İlgiciler kaçanlara. Geyik kaçıyor. Kurt kovalamayı bıraktı. Çünkü beni bekleyecek. Evet. Gayet hızlı bir şekilde. Kanyon. Yapalım mı kanyon ya? Möz kesin çıkar mı oradan? Kesin Möz çıkacak bir bölgeye gitmem lazım. Yani burası yüksek çıkma olasılığı bölgelerden bir tanesiydi ama 3. gün oldu çıkmadım. Aslında en garantisi Kasvetli Körfez değil mi? Orası da uzak ama. Geliyor mu sen yine? Gel bir daha da son kez bir daha kaçırayım seni. Alo buradayım bak gel. Lan bir ufaktan tırstım.
Altından geçti gitti. Tahmin ettiğim gibi sularım olmuş. Ah, kasvetli körfez. Geyik bölgesinden gitsek. Mözde daha uzak geçiyoruz değil mi? Kasvetli de şifre aldığın kulede fişek de olabiliyor. Ya, olabilen yerler var birkaç tane daha saydam. Gömeyim de şöyle. Rotayı nasıl belirlesek? Bir gün daha buraya şans vereyim mi ya? Veririm sanki, evet, vereyim. Bozkurtlarla fişekli hallederim de. Yok ya, kasvetli biraz mantıksız. Uzak hem yani orası. Gidip olmama ihtimali de ufak da olsa var. Benim Sivri, hoş geldin, merhaba. Bir gün daha kalsam onu düşünüyorum da. Son gün. Kalıyorum. Gelmiyorsa şu bölgeden geçip hayvan da spawn olmamış ihtimali de yüksek ama sen bilirsin. Yani şöyle bir şey Babenks. Alttan gitmemiz gerekiyor değil mi? Möz spawn bölgesi için. Evet. Alttan daha yakın galiba. Evet, alttan gitmemiz gerekiyor. Dal geçitten yani. Tamam, bugün sabahlıyoruz. Sonra dal geçite gidiyoruz. Geçerken de burada mı öz bakıyoruz yoksa direkt kanyon? Evet, oraya gideceğiz zaten saydam. Bak, istediğim yer orası. Mevsimler gelip geçiyor. Kart oynuyoruz. O kadar su aldım, 1 litre miydi ya? Neyse, şeyler idare eder artık. Bir gün daha denemek. Şu an deniyorum işte bir gün daha. Aa, bu arada daha evinde alacak şeyler de var ya. Orayı ne bıraktım ben? Hasır otları bıraktım. Su bıraktım biraz. Kömür bıraktım. Bunları yiyelim. Yok yok, yayınları bahsettim. Çok ufak bir süre şey olacak. 4-5 gün civarı belki olmayabilir. O da zaten normalde de olduğu oluyor. Sadece biraz 1,5 ay falan düşük kalitede yayın olacak. Fibere çevirmek için. Binaya fiber taşıtacağım. Onu da ön konuşmasını yaptım arkadaşlar. Biliyor zaten durumumu.
Hadi bakalım inşallah mouse çıkar da uğraşmayız. Yok gibi. Ne kadar çok kurt varmış. Şöyle yapıyorum o zaman. Girişteki möz bölgesine de bakacağım. Dağ evindeki eşyalarımı alayım. Hasır otu falan. Ondan sonra dar geçite gideyim. Evet, oraya bakacağım. Burada spawn olmamış. Evin oraya da bakalım. Orası da bir spawn bölgesi sonuçta. Evet, healer. Artık oturacağım eve çıkacağım. Tuttum yani evi. Profesör Doktor Şakir Öncü, çok teşekkür ederim dördüncü yayın için. Hoş geldin. Saskin oyuncu Gentleman geldi. Her seferinde senin nickin niye değişik okuyor? Bu sefer de farklı okudu. Bir de yakmıyormuş. Teşekkür ederim healer. Evet, kurt var. Şöyle uzaktan gelsek, tetiklemesek. Güzel olmaz mıydı? Vallahi keşke pusu atsan. Kazan kaynağından girme girme. Öyle şeylerden uzak dur. Önerilmesin sana. Ya önerme davası şeyden şu an. Belli bir şartları sağlarsan Twitch sana şey diyor. Seni mesela bu ay önerilen kanallara sokacağım. İşte ana sayfaya falan çıkacaksın kategori dahilinde. Onu da işte belli başlı yayıncılar yapıyor. Yani tam olarak koşullar nedir ne değildir ben bilmiyorum ama. Benim böyle bir ümidim olmadığı için çok araştırmadım, üstünde durmadım. Rootless hoş geldin. Kırık kaburga ile ip çıkmıyor tabii ki de. Ben de daha önce denedim. İnmiyor da aynı zamanda. Mouse. Yok değil mi? Var. Yanlış duymadım değil mi? Möz var. O sesi biri yapmadıysa. Taşım var şu anda. Var var, möz var. Mözün hangi açıda olduğunu tespit etmem için şöyle biraz uzaktan geçmem lazım. Şuradan geldi sanki ses de, ben o yüzden buraya yapıştım. Vallahi çok iyi oldu buraya baktığımız. Neredesin? Bir görebilsem rahatlayacağım seni de. Hala göremedim. Evet, oradasın. Şimdi iyi.
Hazır mıyız? Ben random kafama göre deniyorum şu anda. 9 tane fişeğim var. Hepsini mi öz harcamak istemiyorum. Umarım. İyi bir atış sergileriz. Yön değiştirdi ya. Tam karşıdan bakmak istiyorum. Çömeldiğimiz zaman filigrana sıkabiliyorduk değil mi? Evet, sıkabiliyoruz. Seviye ile alakası yok çünkü onun. Ya dönme kıçını be. Karşıdan bakmak istiyordum sana. O güzel yüzüne. Şöyle yapalım ya. Vurdum değil mi? Onu da vurdum. Vurdum. Kanaması olmuyor değil mi bunun? Bir. Vurdum. Sekti çünkü ondan. Saldırı anı yapmak istedim çünkü kanaması yok bunun. Damage de ölüyor. Bir daha. Ölene kadar sıkacağız da. Şey biterse. Wow wow wow. Bay bay. Aa üzerinde kaldı şey, güzel. Güzel. Evet üstünde kalınca güzel oldu. Yok bir şey, yok bir şey. Easy boy. İki ete değil mi şu anda? Animasyonunu yapalım mı bir de? Gel. Hazırım gel. Üç. Can dolduruyor. Hel basıyor. Öyle bir şey yoktur herhalde. Gitti. Bence 3 etti, 5'te ölecek bence. Gel, gel.
Gel. Ana kaçtı. Korkma, bir şey yapmayacağım. Oraya gitme. Hayır. Nereye gittin sen? Korktu. Abi nere, öyle bir yer mi var? Nereye gittin? Buranın şeye bağlanmıyor mu arkaya? Bir dakika, korkunun içine faydası yok. Buraya gel. Of, nasıl sekti? Hayır hayır, kafadan nasıl sekti? Dönüp saldırı da biliyor bu da. Öl lan artık, 5 etti. Abo. Görüyorum seni şu an, nerede olduğunu. Gözüküyorsun buradan. Kaçamazsın lan. Bunu kanatamıyoruz çünkü. Kanaması olmuyor hayvanın ya. İki kaldı son. Ne yapacağız? Şimdi ben şeyin mekanını almadım Bobex, onu sorayım sana. Bu belli bir fişekte darbe yiyor mu, yoksa tek yerini mi yakalamamız gerekiyor? Ben darbe yiyor diye atıyorum. Nerede lan bu? Ha, o düşenmiş, pardon. Ben darbe yiyor diye sıkıyorum buna ya. Belli bir noktaya çok hedef almadım açıkçası. Dört beş defa vurunca da ölmüyormuş. Altıncıyı vurdum değil mi ben? Sakin. Öyle gel. Tam eğildiği anda sıktım. Kafasına ya da ensesine, artık neresiyse, son fişeğim. Ölmedi abi. Son fişeğim.
Başaramadık. Üzdü. Bayağı bir pratik isteyen bir şey bu. Reload derken şey mi yapıyor? Bu save'e mi devam ediyor girip çıkıp? Ben o şeyi sevmiyorum ki ya. O zaman biraz şey oluyor. Gir çık gir çık. Ağlama lan. En son nerede kaydettim oyunu? Uyandığımda kaydoldu değil mi? Yani öyle yapıyordur abi. Reload yapıp yapıyordur. Yoksa bunu baştan başla. Fişekleri topla. Denenecek şey değil. 500 kişi arası sorular kalsın. Zamanda geriye gittik. Hangi güne? Sabah uyandık değil mi? Evet, şimdi gidecektik. Şimdi bu hayatta kalma serisi olmadığı için Möz'ün yanında da görünce zaman geçireceğim. Tek atmayı deneyeceğiz. Bunların hepsi bir rüyaydı. Az önce Möz falan görmedik. Gören oldu mu hiç? Orada bir saat uyu. Aynen Möz'ün başında öyle yapacağız. Aynı save ya. Mevzu vardır ya. Şu an seri yani bu Filelga'nın 3. bölümü. Bunda deneysel çalışacağız. Neyi gören oldu mu? İşte aradığım kan bu. Möz'den saldırayamam merak etmeyin. Ama mesela şunu yapmam. Mesela atıyorum bir Möz öldürmeyi hedeflediğim ya da ayı öldürmeyi hedeflediğim bir challenge'da bu reload'u asla yapmam. Bu şu an Flergun denediğim bir seri olduğu için bunu yapacağız.
Bu acı yoktu. Bu yoktu. Aynı güne uyanan çocuklar gibi son. Bu yoktu. Şu an burukluk kayıt aldı, evet. Panama'da kayıt alır, saldırıda kayıt alır, zaman geçirsen kayıt alır, uyusan kayıt alır, kapıdan içeri girersen kayıt alır. Şimdi kaydetsin canım, sıkıntı yok. O mözün bağlandığı nokta burası mıydı ya? Zamanda ileri... Ne yapıyoruz ya biz şu anda? Bayağı garip bir yer aldı bu olay. Bak bu noktaya bayağıdır gelmiyordum. Demek unutmuşum ben burayı. Aynen daha iyi oldu. Zaten bunu bir daha girip oynamayacağım, merak etmeyin arkadaşlar. Şu fişek olayını bir çözelim. Şimdi mözü gördüğümüz anda bir ateş çakacağız. Bir saat uyuyacağız. Ya da zaman geçireceğiz, fark etmez. Ben bu yolu bak unutmuşum bayağı. Daha önce bozku çizerken girdim de. Çok kullanılan bir yol değil. Burası kapalı artık, şuradan gideceğiz. Yo, açıkmış lan. Burası tam üstü mü oluyor oranın? Şuradan bakmak istiyorum. Evet. Oradan gitmeye gerek yok ya. Şuradan yardırsam da olur. Yüksek. Biz buradan her türlü ineriz zaten. Bakacağız şimdi. Teknikleri geliştireceğiz, merak etmeyin. Teknik geliştirme bizden sorulur. Evet, mevzumuz burada. Şimdi şöyle yapalım. Hemen şuraya. Yüksekteyiz hem. İçersiz bölge deme bana ya. Rüzgar var diyor oraya da. Burası çok güzeldi ya. Şurayı yakabilsem. Şimdi aynı günü öğreneceğimiz yer burası. Tamam mı? At şuraya hızlıca. Yap şovunu. Kahveden de koy. Biraz hızlı olsan iyi olacak. Şey oluyormuş. Ateş sönüyormuş. Uyanacak mı? Yok mevzu olur. Evet. Korktum bir an ya. Beni korkuttun. Şimdi. Möz saldırırsa kaydeder. O yüzden dikkat etmek lazım. Evet. Möz mekaniğini deneyeceğiz. Değmedi bile bence. Ucundan belki. Artık save aldığıma göre rahat rahat geniş geniş buna vuracağız.
Gel bakayım. Dur. Ağaçtan da deneyelim. Merak etmeyin, zamanı bir saat geçirmeyeceğim. O yüzden kaydetmeyecek. Tam bir saat tam geçirirsen kaydediyor. Hadi gel. Lan. Ne oluyor lan? Ana yüzüyor. Ne yapıyorsunuz? Uçtu. Eğlensin resmen. Ben yüksekte olsam daha avantajlı da. Konumlandıramadım bir türlü kendimi ya. Sıyırdı galiba. Zaman geçirdiğim için bir baka falan girdi herhalde ya. Seni öldüreceğim Möz. Öldürmeden uyku yok bize. Saldırı anının ense köküne deneyelim. Uzaktan mesafe atışları şu ana kadar iyi yapamadık. Saldırı yersek GG. Boynundan deneriz. Bir dakika. Şimdi istediğimiz noktaya geliyoruz. Ben bu noktayı uzun zamandır istiyordum. Evet, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Biraz üstteyim. O biraz altta. Tepineceğim mi şimdi? Tepinsene. Güzel vurdum aslında ya bu sefer. Ah, ska. Onun. Of, çok güzel yedi be. Çok güzel oturdu bu, hissettim. Kayarak geldi. Uçtum mu kaydım artık ne yaptıysa. Her zaman olan bir şey değil. Ben zaman... Son mu? Son. Dön gel. Res. Yine zamanlı yolculuk. Şimdi Möz bir saniye. Ben şu dağa çıkacağım. Bu sefer bayağı yakından deneyeceğim. Saldırı mekaniğine girmeden. Merak etmeyin, onun noktasını keşfedeceğiz. Lift, hoş geldin, merhaba.
Oraya da çıkmazsın be. Önden deneyelim de bir her açıdan vuracağım, merak etmeyin. Kulağının arkası kalmıştı, vurmadım. Oradan biraz olduğu gibi duruyor şu anda. Şurası abi. Ense ense. Ense kükü. 32.4. Bakalım şimdiki kaç olacak? Deneysel. Demek ki saldırı mekaniğinde de öyle biliyormuş. O zaman şöyle yapalım direkt. Well, well, well. Bu sefer de tam alnından mı ya? 32.4 diyor. Dur bakayım. Aynı oluyor mu bunlar? Ha, değişiyormuş. Random atıyor. Bu sefer de alnının çatı oldu biraz. Come on! Öpüştük biraz ama kusura bakma. Yani bura, bu sefer de bence yakındı ya. Gel. Bu sefer ben alttayım, gel. Baksana biraz daha üste sıkmışım sanki. Huhuhu. Fantezi atışlar. Bir de şey denemek istiyorum. Saldırı mekaniği haricinde. Vurdum bu sefer de. Yazık değil mi? Değil. Alın her zaman çalışmıyor. Son anda olursa olabiliyor. Çok tehlikeli. Biraz benimki son anda şey oldu böyle. Ucundan son an gibiydi sanki. Deneyeceğiz. Eller bu ısınmaya başladı yavaştan. Ama koşma artık ya. Tamam gel, bir şey yapmayacağım. Kritik almazsa 1000 tane de sıksan. Evet, sanki şu anlık öyle duruyor Eren. Kritik almadığı sürece ölmüyor gibi duruyor sanki. Hani 5-6 tane fişekle değil de kritik alması lazım. Oğlum ben niye uğraşıyorum ki ya? Evet, niye uğraşıyorsun ki? Yanında zaten. Bu sefer şey deniyorum. Saldırı haline değilken deneyeceğim. Karşıdan veyahut da arkadan sıksak daha iyi ama yan... Hayvanın haberi olmadı bu arada. Sen takıl ya. Ah be, haberin yokmuş gibi davransana ya. En dibine girip dur. Merak etmeyin, en temiz açıyı bulacağız. Saldırı anında okey, saldırı anında okeyiz. Yani alnına ya da ense köküne kritik şansı var. Ben şu an saldırı anı dışında denemeye çalışıyorum. İçeriden bir şey olmaz dedik. Bu hayatta kalma challenge değil. Bilimsel çalışıyoruz. Buradan ense kökü zor. Ya döndü son anda.
Açım kötü ya bir de. Dur bakayım orada. Durabilecek mi? Bunun kaçışı da random ya. Bence internetin şey yapması lazım. Ben olsam yapardım. Oyundan çıkarken istisnasız kayıt alırdım. Ne durumda olursa ol kayıt al. Ben öyle yapardım. Dur, çok fanteziye sonra gireriz bekle. Şu an değil. Bak açım güzel şu anda. Evet. İçinden ya da ense kökünden vurabilecek konumdayım. Plerigan'da mekanikler çok farklı. Alt F4'te de kaydetsin abi. Bakın şunu bir daha yakın ense kökünü bir daha deneyelim mi? Gel bakayım mı? Gel. Evet, bunu tamam. Buna alıştım. Yalnız bayağı yaklaştırmak gerekiyor. Tamam, buna alıştım. Yakında okeyiz ya. Bayağı yaklaşınca alın ya da ense kökü. Ve karşıdan. Dönecek kesin de. Dönmeden yaklaşabilirsem. Zaten belli bir süre sonra şey oluyor. Çömelsen de tetikleniyor. O yüzden belli bir mesafeyi koruman lazım. Böyle çömelip kalkıp deniyorum. İyice eller arasında güzel. Bir çıktı bak bu sefer de. Ah yemedim ayı. Ayı sesini yemedim. Tamam. Kapı gıcırtısı gibi. Bunu şöyle de yapabiliyoruz demek. Uzaktan tetiklenince. Ama çok uzaktı. Bu sefer mesafe uygun değildi. Mesafe uygun değildi. Dönüp saldıracak şimdi. Dönüp saldıracak şimdi. Dönüp saldıracak şimdi. Dönüp saldıracak şimdi. İçinden bu sefer iyice korktu. Öyle bir atış yaparsam oyunu bırakırım. Güzel vurduk, güzel vurduk. Bir daha deniyorum. Uzaktan hani karşıdaki aldığım stilde bir daha deneyeceğim. Aynı mesafede yaklaşıp denemem lazım. Macera aramadan. Yine yakından emin olduğumuz gibi bunda da emin olalım. Aynen. Kafasını öne eğdiğinde. Su iç. İçeceğim. Bak bakayım. Bunu biraz daha talim yapmamız gerekiyor. Silah bu arada tıkladım atmadım. Oh su içelim. Alnının çatım. Ben daha önce zaten öldürdüğümde bana tam saldırı mekaniğindeyken alnının çatına vurmuştum aynı o şekilde. Şimdi biraz daha yaklaşıp kafasını öne eğdiği anda dediğiniz gibi
Az önce yaptığım gibi yaparsak eğer oluyor. Mesela şu açılar fena değil. Güzel vurdum aslında. Bence güzel vurdum. Ama olmadı bu sefer. Onun bir noktasına... İmkansız öyle bir atış. Yılır görüşürüz. Biz şu an biraz tabiri caizse ufaktan bokunu çıkartacağız. Tetiklenince koşarak yaklaş. Onu şey yaptık ya. O tamam bizde artık yani. Yani bu atışlar okey. Yine sıkmadı. Amacımız uzaktan vurmak aynen. Uzaktan bir atış daha yapayım, şey yapayım. Emin olalım yani şey atışlardan. Uzaktan eğildiğinde sıkınca. Ama ben vuracak olsam bunu şey yaparım ya artık hani bu Delikanlı möz avlasam ne bileyim yaklaştığında daha iyi şey olur. Daha iyi hissediyorum yani kendimi. Ya bu çok uzaktı. Aynen yaklaşınca daha mantıklı. Riskli mi riskli? Ayıda da deneyebiliriz mesela. Möze denediğimiz gibi ayıda da deneyebiliriz. Ayıda okey karamadan ölüyor ama tek ayıyı şey yapamadık. Nereye gittim be? Bu da bazen abartıyor ya. Şuna bak. Dayanma gücü arasında bağ var mıdır? Hiçbir fikrim yok Kazan Kanatan. Bir bakıyorsun 31 çıkıyor, bir bakıyorsun 42 falan çıkıyor. Yani hiç fikrim yok. Şu an neyi deniyoruz? Meraktan buradayım. Hoş geldin. Fileyi ganda mı öldürmeyi deniyoruz? Bol bol. Şu yakın tetiklendiğinde boynu eğdiğindeki atışı bir daha yapacağım. Bir kere öldürdük. Bir kez daha öldüreyim öyle. Az önceki iyi vurmuştum aslında ama. Bolca talip. Biraz önüne kaçtım. Ah. Şu mesafe tepindiğinde ense köküne tek atıyor. Babengs. Meraktan buradayım abonelik gidiyor. Çok teşekkür ederim Babengs. Meraktan buradayım. Gentleman geldi. Bize hiç dönmeden enseye. Onu da deneyelim. Bu okey. Bu da okey. Tetiklenmeden enseyi ama o zor olur biraz. Yani onun bunun döndüğü noktada karşıdan yakalamak lazım. Tetiklendi. Adresinden korktum. Bu sefer sonuna kadar bekledim bu arada. Bayağı bekledim bu sefer. Dönüp saldırman yok mu?
Tamam ya, bu kritik atışı yapabiliriz ya yakından. Bunda okeyiz, hemfikiriz. Bir denemediğimiz uzaktan haber olmadan denemedik. Kimmişim meğer benmişim. Yani o da... Oo. Havadayken sesine kaçtı. Vay çakal. Baksana zaten belli bir mesafeden vurman imkansız. Havadayken sesine de kaçıyor. Aynen. Yakın vurman lazım. Yakın silah. Çok uzaktan vuramazsın. Vurdum mu vuramadım anlamadım. Ya bu aynen ya. Anca fişekte şu dal arasında olacaksın ki etki etsin. Yoksa bu uzak silah değil. Belli bir mesafeye mecbur yaklaşman gerekiyor. Bir daha şey deneyelim. Yakın kritiğim. Oo. Bu sefer iyice bekledim. İçimden geçti resmen. Resmen içimden geçti. Ah, Filigran serimizin artık bu son videosu ve son yayını oluyor YouTube'da. Bir de birazdan ayı da denedim. Şuna bir daha son kez sıkayım. Kurtla deneriz bir. Dön bakayım bana şimdi. Tepin bakayım evladım. Aa, güzel vurdum aslında be. Bir ayıya gidelim. Evet evet yakın silah zaten bu. Bir dayımıza gidelim. Kurtta deneriz, tavşanda da deneriz. Hadi. Hadi bu da şey olsun. Bütün hayvanlarda deneyelim şu silahı. Yalnız tavşanda vurman eğilip yaklaşınca değil mi? Olabilir evet. Kurtta biraz zorlanabiliriz. Tavşan. Üzerimize gelirken denememiz lazım. Bunda başka türlü olmaz. Şöyle yapalım. Sen şuraya doğru kaç abi. Kaç öyle. Lan fişeği mi aldı kaçıyor? Nasıl ölmezsin sen? Küçücük bir şeysin. Ne yapacaksın sen fişeği? Şaka mı abi? Taşla ölen hayvansın ya. Kafana fişek yedin ya. Sen büyüyünce... Bir daha aldı fişeği. Mözden daha çetin çıktı. İki fişek var şu an üzerinde. Gel lan buraya. Bir zahmet. Bir zahmet. Geyiği de aynı ense kökü. Ense kökü şeyi. Kurtla iyi vurdum mu kanamadan ölüyor. Yalnız tavşan vurulmuyordu sanırım ya. Vursan da ölmüyordu derken öldü. Bir de geyiği... Bir dakika. Kurt falan yok değil mi?
Tavşan böz diyebiliriz bence. Diyebiliriz. Ya bu da karşı açıdan yaklaşsaydık daha iyi olurdu ya. Bu açıdan çok zor vurmam. Karşıdan vurmam lazım. Yeğe kurt ve ayı aynı. Bunlar karmadan ölüyor. Okey. Onda hemfikiriz. Ben şeyi deniyorum. Bunların da böyle bir... Oho ters döndü. Yok artık Labram James. Abi tavşan hepsinden büyük. Yan açıdan bir de yan profilden daha zor vurmak. Ayı geziniyordu şuralarda. Boyun yani boyuna isabet ettirmeye çalıştım enseyi. Bu okta da böyle ya. Seviye 1 okçulukta oraya isabet ettirmeye çalışıyoruz. Hayvanların zayıf noktası. O yüzden. Ayı buradadır herhalde ya. Aynen. Şimdi ayı... Güzel de vurdum aslında ya. Baksana tam ensesinden. Alnından daha doğrusu. Yanıyorsun Fuat abi. Buraya gel. Gentil Flairgun. Yok yok. Flairgun'ı ayı çalışsa başlarda deneriz belki. Kurt ondan kaçıyor. Mesela ayıyı bıraksan şu an ölecek ayı. Kanaması var. Kafadan yedi. O öldü. Ölü bayı artık. Kurda denedim şurada. Tavşan yalnız ben tavşan diyorum ya. Cüssesine göre çok dayanıklıydı bence. Kurt gel bakayım bir. Aynen. Senden bahsediyorum. Buraya gel. Saldır. Nasıl geliş ya o? Palaz hoş geldin. 6. ile gelmiş. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Selamlar. Palaz ZT ve Gentleman geldi. İyi yayınlar hocam. Hoş geldin Palaz. Eğleniyorduk biz de. Bir daha diğer hayvanları bir daha deneyebilir miyim ya? Canım çekti de. Kurt yakından tek yedi. Deneysel çalışıyoruz Flairgun'la. Yani geyik yan profilden tek atabilirsen buna da atabiliriz. Bir ihtimal de olsa. Yok bu uzaktı. Neyse. Sal bunu. Geyiğe tek, kurda tek, ayıya bir tek atamadım. Onu da biraz daha yukarı sıkmam lazım herhalde ayıda. Hep kafaya isabet alıyorum. Geyiği tek attık, hevesimizi aldık. Kurdu da uzaktan gerek var mı bilmiyorum. Yakında zaten güzel yiyor tek. Bir şeyimiz bol, sıkarız. Tavşanı bir daha denemek istiyorum bu arada. Tavşan bir şey denenir yani. Burada dikkat etmen lazım. Fal solu geldiğimi vuramıyorsun, dalıyor. Zaten şu an şey Bobanks kaydetse de deneyecek şeylerin birçoğunu deneyecek. Bütün hayvanlar burada vurabileceğim. Bozkurt haricinde. Tavşan durduğu anda tek atmamız yok mu tavşana? Tavşan zor hayvan. Küçücük. Tek yemiyor. Kurttan yedi tek. Dursana bir. Biraz fazla yukarı sıkmışım. Hanginiz gelecek bana doğru? Sen geliyorsun. Aynen öyle gel bakalım.
Pek yemeyecek bence yine. İyice yakından sıkayım mı? Aa kaçtı, çok yakına geldi. Çok yakına geldi ya. İyice yakına sıkmamamız gerekiyormuş. Gel bakalım. O neydi lan? Yine aldı gidiyor. Tavşan hepsinden iyi abi, baksana. Şu incecik cüssesiyle. Ayıya bir tek atamadım ya. Ayıya bir tek deneyeceğim. Kurt gel bakayım pusuna. Sağ sola mu geleceksin? Tamam, kurdu. Kurt 2'de 2 ya. Kurdu yaklaştığında gömüyoruz. Onun aynısını ayıya yapamadım. Kurt iyi olmuş, evet. Ay, arada bir kafa atmaya başladı. Sıfırdan. Yalnız güzel bir seymiş ha bu. Bir şeyim var, 9 tane. Etrafında bütün hayvanlar var. İyiymiş, iyi yakalamışız. Buna bu sefer beni fark etmeden vuracağım. Fark ederse yakından deneyeceğim. Wow. Wow. Geyik nasıl kaçıyor? Her yeri dağıttı. Şansmış biraz. Biraz uzaktım tabi de. Uğraşmadım fazla. Evet, son kez deniyorum şimdi. Birer tane möz, bir tane möz. Bu seviyede burada kadar akılda kalıcı bir şey olursa deneriz. Şimdi möze yine yakından bir deneyeceğim. Gel bakayım. Gel. Kafasından sekti, şuraya gitti ya. Tamam möz. Biraz daha üzerine çalışmamız gerekiyor ama şu an değil. Koş bakalım. Şu ayıya bir daha deneyeceğim yakından. Kurt da okey zaten. Tavşanda. Denemeyin tavşanda ya. Alın taşla vurun. Derinin zoru olmadıkça tavşanla şey denemesin. Ha, geyiği deneyebilirsin. Belki aç kalmışsındır vesaire de. Bir daha bir geyiği denemek istiyorum. Tavşandan ziyade geyik daha çok işimize yarar bu hayatta kalma umutlarında. Açsın mesela. Geyiği gördün. Bir elganım var elinde. Etrafta da kurt yok. Şöyle sinsice yaklaşmaya çalışacağım. Yön değiştirdi. Allah kahretsin. Bu da yön değiştirdi mi? Evet evet. Bütün hayvanlar var. Save kalacak zaten. Save'i bırakacağım. Biraz daha yaklaşırsam olacak gibi. Vurduk. Bu kanamadan ölebilir mesela. Bunu vurdun. Kanadı büyük ihtimal. Kanamadın mı lan? İlginç. Vurdum aslında. Tavşanda filiyere gerek yok, evet. Güzel bir save oldu.
En azından kafamızdaki soru işaretleri gitti mi? Benim gitti. Vurma sayısıyla alakalı değil. O noktaya vurmamız lazım. Ense kökünü. Ya da enseyi şansa bağlı olarak. Yakından daha bir kolay gibi sanki. Hayvanlarda. Mesela ayıyı yakından deneyeceğim. Biraz daha yukarı çıkacağım. İnşallah tek atarız. Geyikçinin kesin yol çömelerek yaklaşıp kafasını eğdiyip onu aynen aynı taktik. Şeydekiyle aynı taktik o. Okla vurduğumuzda yapıyorduk ya. Yaklaşıp ense köküne aynı taktik. Gel bakalım ayı. Yine bayağı yukarı çıktım aslında bu sefer. Wow. Yere işerken kafası böyle önde oluyor ya. Şu ense kökünü vurmak daha olası olduğu için o şekilde yapıyoruz. Aha geliyor. Hadi, hadi. Ah be. Ense kökünün olayım dur. Lan. Çok garip bir silah ya bu. Ayı için. Ayı için kritiği mi yaz bakalım nasıl oluyormuş. Emre hoş geldin. Bir şeyler deniyoruz ya. Gece yaptığım oldu. Ayıya bir krit atamadım ya. Ya şart mı krit atmak değil de. Zaten ölüyor kafasına yiyince de. Atsaydık olurdu be. Bak geziyor orada. Gidelim bakalım bir daha deneyelim. Sonra fark ettirmeden vurmaya çalışacağım. Pat diye ölebilir bu arada. Abi çok güzel vurdum ama ya. Gerçekten güzel vurdum seni ayı ya. Piçine. Kafasından ölmüyor. Biraz daha üste sıkmamız gerekiyor herhal. Kafasından kesinlikle ölmüyor. Yani bir süre sonra ölmüyor. Ölüyor. Hayvanlar sesten kaçıyor zaten. Üçüncü ağacı kayayım. Mesela bu ayı için uzaktan taş atarak ayı mağarasına çekeceksin. Yalnız sen önce girip en sondaki çıkıntıya tırmanıp çömelerek bek. Babanks gerisini okumuyorum bile. Ayıyı sıkarım gider bir yerde ölür daha iyi. Yani sık kafasına. Şurada 2 dakika bekle daha iyi. Krit atmak şart değilmiş değil mi? Ki o da %100 de değil yani. %10 ihtimalle falandır. Evet bu da böyle bir save'imiz diyeceğiz. Ben bu save'i saklayacağım duracak bir yerde. Filigan'la hayvan öldürme tekniklerine bozkurt haricinde baktık. Yani neyin ne olduğunu öğrendik. Biraz elimizde ısındı. Gerek var mı bunu silah olarak kullanmaya? Zorunda kaldığımız durumlarda kullandığımız elbette ki oluyor. Ben Filigan'ı geldi uzun hayatta kalma modlarında şunu da kullanıyordum. Hayvana sıkıyordum mesela. Ölmezse bana saldırıya geldiğinde crit deniyordum. Filigan'la. Onun dışında öyle taşıdığım bir silahtı. Uzun mesela 700 günlük mütecavız seviyemde hala fişekler bazıları mahvoldu yani kullanmadım gitti. Belli bir günden sonra zaten yok oluyor.
Öyle deneysel bir serimiz de bu da 3 bölüm oldu YouTube'da. Yayın olarak 2 yayın sürdü. Böyle. Teşekkürler izlediğiniz için ve destek verdiğiniz için YouTube. Kendinize iyi bakın. Bu tarz böyle garip şeyleri seviyorsanız deneysel yayınlara da bekleriz. YouTube'dan da beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın YouTube. Bay bay. Son bir tane olsaydı sana sıkardım ama hadi iyisin.